Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Dilerim iyisinizdir ve keyifleriniz yerindedir. Evet, yine uzun bir zaman geçti videolarımın arasından. Neyse ki bugün için bir zaman parçası bulabildim. Bugünkü videomun konusu arkadaşlar, narsistle olan yaşanan ilişkilerin, hani bir barışıp bir küs ya da ilişkiyi bitiriyorsunuz. Aradan bir zaman geçiyor, tekrar başlanıyor. Ve tekrar başlanan ilişki yine aynı rutin içerisinde aynı şeyleri yaşayarak aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya hayır, bu sefer bu son, yani ben bunun gerçeğini gördüm, yani ben kesinlikle bir daha bir araya gelmem, kesinlikle olmaz deyip, çünkü yaralanıyorsunuz. Yaralarınız çoğalıyor, inciniyorsunuz. Narsist sizi paramparça ediyor, dağıtıyor. Sizin o güzelim duygularınızı, sevecenliğinizi, içtenliğinizi, hani böyle çırılçıplak gidiyorsunuz ona, başka bir deyişle. Narsistle her yeni başlangıcınızda arkadaşlar, ona çırılçıplak gidiyorsunuz. Korunmasız gidiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki artık hani narsist değişmiştir. Narsist anlamıştır. Narsist, ya da artık o kişi narsist deyip durmak da istemiyorum. O kişi, her kimse anlamıştır. Hani bak geldi işte, konuştuk ettik, gayet sevecendi, çok iyi davrandı, çok harika günlerimiz geçiyor. Evet arkadaşlar, hep böyle başlar. Şimdi narsistle hep aynı rutini yaşarsınız. Hep aynı şekilde, o kısır döngün içinde hapsolmuş bir şekilde aynı şeyi belki 10 kere denersiniz. Ve eğer ilişkinizde böyle bir patern görüyorsanız, böyle bir tekrar, böyle bir kalıp varsa ilişkilerinizde, bilin ki toksik bir ilişki modelidir. Bu kiminle olursa olsun. Hani bir şekilde eninde sonunda ilişkileriniz işte 1 ay, 2 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl böyle hani görüşmüyorsunuz, etmiyorsunuz. Çünkü artık ne oluyor? Bıçak kemiğe dayanıyor ve diyorsunuz ya yeter artık. Gerçekten ben çok acı çekiyorum, çok üzülüyorum, anlaşılmıyorum. Karşımda işte kişi, duvar, beni görmüyor, beni anlamıyor, beni parçalıyor, beni kırıyor. Herkese karşı iyi, bana karşı iyi. Bunu gördüğünüz zaman, bunu iyice fark ettiğiniz, anladığınız zaman bitiriyorsunuz bir şekilde. Ayrılıyorsunuz, kopuyorsunuz. Ama aradan zaman geçiyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? O yaralarınızı yavaş yavaş kapatmaya başlıyorsunuz. Kendiniz, başkaları, çünkü sizin öyle bir kabiliyet var. Çünkü sizdeki olan mekanizma şöyle çalışıyor arkadaşlar. Hani olan biten kötü şeyleri unutalım, gömelim. Hayat güzel. Bak şurada şu güzel, burada bir güzel, insanlar güzel. İyilik tarafınız, vicdanınız, merhametiniz daha fazla ağır basarak sizi tamir ediyor zaman içerisinde. Ve siz tekrar o en baştaki sevecen, umutlu, mutlu, incitmekten korkan, insanlara yardım için koşan bu melek vari halinize geri dönüyorsunuz. Ve böyle olunca da kötü şeyleri de zaten aman diyorsunuz, yani olur. Çünkü orada da ben şöyle yapmıştım, bunu da şöyle demiştim, şunu şöyle yapmasaydım o belki de bana böyle yapmazdı diyerek, biraz da daha çok da kendinize yüklenerek olan biten her şeyi bir şekilde kaldırıp bohçalayıp bağlayıp ağzını bir yere atıyorsunuz. Artık onu bir daha hatırlamamak üzere unutuyorsunuz. Ve güzel olan anılar sizde kalmaya başlıyor. Ve karşı tarafta zaten narsist, özellikle gizli narsistlerden söz ediyorum hep arkadaşlar. Gizli narsistler, hep söylüyorum, sinsi olur. Bir şekilde o zaman dilimini çok iyi ayarlar. Ve eğer sizden başka birini, sizin kadar değerli birini bulamadıysa zaten, ya da sizi tam tüketemediyse, hep size geri dönmek isteyecektir. Sizi tüketmiş olsa bile eğer hayatında biri yoksa, hep kapıyı açık bırakır zaten. İlişkiyi hiçbir zaman kesin ve net bitirmez narsist. Her zaman o kapıyı aralık bırakır ki ne olur ne olmaz. Hani ilişkimde kötü olurum, ya da ilişkisinde, yeni ilişkisinde bir kavga bile etse, ya da bir laf incinse, bir eleştiriye uğradığında zaten narsist hemen eski o elinin altında tutan kişilere koşar. Sanki çok büyük hakarete uğramış, sanki çok kötü bir şeyler olmuş gibi hemen gider o kişiyle yatar, kalkar, birlikte olur, her neyse. Çünkü onlar o hani eleştirilmeye ya da bir laf söylenmeye asla gelemiyorlar arkadaşlar. Çünkü o değersizlik duyguları o kadar çok ki onların. Yani onlara bir şey söyleyemezsiniz. Söylemiş olsanız bile narsistin, dediğim gibi, kocaman bir cebi vardır.
Bu cebinde sizin ona karşı zaman içerisinde yaptıklarınız, söyledikleriniz. Hani belki o zaman bir şey söylememiştir, gülmüştür. Aa demişsinizdir, hiçbir şey söylemiyor. İşte buradan etkilenmedi ya da bir şey demedi gibi, hani hiçbir şey dememiştir. Ama o şeyi cebine atmıştır. Ya yani o sizin söylediğiniz küçük bir şey, şu bu bilmem ne. O cebini doldurduğu için. Şimdi böyle zamanlarda da narsistim tekrar geri dönüyorsunuz, ilişkiye başlıyorsunuz. Ve evet, her şey güllük gülistanlık, çok anlayışlı, çok işte güzel zaman geçiriyorsunuz, yatakta harika, efendim sokakta harika, arkadaşlarınızın yanında harika, gözlerinizin içine bakıyor. Ama öyle bir an gelir ki arkadaşlar, hani siz tam da böyle artık şey yaptığınız bir zaman, artık hani o güven oluşmuştur, ya tamam dersiniz, aa bak ne güzel, her şey yeniden başlıyor, hatalarını anlamış, kusurlarını anlamış ve bir daha bana böyle davranmayacak, beni kırmayacak, beni üzmeyecek dediğiniz anda narsist de başlar. Çünkü narsist sizin o kıvama ulaşmanız için elinden geleni yapar arkadaşlar. Size iyice kendini inandırıncaya kadar uğraşır. Bu bazen 7 ay, 8 ay, 1 yıl bile sürebilir. Ama bazen de hani siz çok çabuk, eğer hani artık ona tamam hani ilişkimiz başladı, yeni bir şeylere girişiyoruz diyerek bir şeyi tekrar ona inandırdığınızda, o onu gördüğünde anlar zaten, ha der bu kabuklarından kurtuldu. Bu artık o gri kaya, yok işte efendim kendini koruma mekanizmaları yok, çırılçıplak. Tekrar o sizi yaralayacak kıvama getirdiğini görür. Hani kaçamayacağınız, sizi bir köşede sıkıştırabileceği bir anı da bekler. Hani tıpkı bu kedinin fareyle oynaması gibi, böyle oynar oynar ya da artık sizi öyle bir şeyle çerçeveler ki, öyle bir zaman dilimini sınırlandırır ki, hani orada sizin kaçıp gidecek bir durumunuz da yoktur. Hani dediğim gibi bu arabada olabilir. Ya da sizin gidecek bir yeriniz yoktur. Ya da siz ona göre plan programınızı farklı bir şekilde yapmışsınızdır. Eliniz kolunuz bağlıdır yani. Narsist tam da bu anları bekler. Hani siz ne güzel ilişkinize başladınız ya da bu ilişkiniz yeni başlamış olsun. Hani bu on and off dediğimiz, hani bir bitiyor bir başlıyor, tekrar yeniden bitiyor tekrar başlıyor olayından da çıkalım. Orada hep narsist sizin o tam böyle bağlandığınız, sizin artık ona tamamıyla evet ya ben seni seviyorum, ben işte güzel günlerimiz olacak, güzel şeyler yaşayacağız dediğiniz ve mutlu olduğunuz bir anda narsistten saldırı gelir arkadaşlar. Ve bu saldırı tam da sizin böyle elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir zamanda yapar narsist. Ve siz gerçekten şoka uğrarsınız. Hani her ne kadar yanında yaşıyor olsanız bile artık hani çünkü o gri kaya rolünden çıkarsanız, gri kaya demek ne demekti arkadaşlar? Duygularınızı dondurmak. Yani ona karşı hiçbir şekilde duygusal bir reaksiyon vermemek. Duygusal bir reaksiyon vermeye zaten başlıyorsunuz, size çünkü inandırıyor. Neden? Yeniden bir şey başlıyor. İnanıyorsunuz, diyorsunuz aman gerek yok artık, ben de bak adam beni seviyor da kadın beni seviyor, ben ona inanıyorum, o bana güveniyor, yeni hayaller üretir. Siz artık böyle tam uçmaya başlarken bir bakmışsınız çok kötü bir şekilde darbe üstüne darbe almaya başlamışsınız. Ve bu darbeler ne yazık ki o sizin içinde bulunduğunuz hani gri kaya modelindeki gibi, ne kadar duygularınızı belli etmemiş bile olsanız, daha temkinli başlamış bile olsanız ilişkinize, ne yazık ki o size öyle bir yerden saldırır ki arkadaşlar. Hani sizin yapmadığınız, aslında hiç onunla bir ilintisi olmayan şeyleri size yükleyerek ve bunları da ufak ufak oradan buradan küçük küçük somut şeylerle ilintili bir hale getirerek bir konuyu o olduğu yerden saptırıp, sanki orada siz çok büyük bir suç işlemişsiniz, sizi cezalandırıyormuşçasına saldırıya geçer. Ve siz neye uğradığınızı anlayamazsınız. Sanki birdenbire hani olur ya böyle çok kötü bir kaza haberi almışsınız ya da birdenbire gelmiş suratınıza çok kötü bir tokat atmış, hiçbir şey yokken gibi bir şok etkisi yaratır. Ve siz orada sinirleriniz bozulur. Artık hani kendinizi savunmak zorunda hissedersiniz. Çünkü saldırı vardır karşıdan. Hani her ne kadar gri rock modelinde gri kaya modelinde kalmaya çalışsanız bile bunu başaramazsınız. Çünkü çok büyük yaralar arkadaşlar. Çok değişik yerlerden saldırıya geçer ve siz o an neye uğradığınızı bilemezsiniz. Ve tabii ki öfkelenirsiniz. Tabii ki kızarsınız. Hatta gözyaşlarınız engel olamazsınız. Fakat karşıdaki narsist de artık amacına ulaşmıştır. Tam da böyle o beslenme zamanı gelmiştir. Çünkü sizin için o kadar sabrediyor karşınızdaki kişi. Ben diyor tam bunu kıvamını getireyim, öyle bir yerden vurayım ki o sizdeki hani böyle o dediğim hani korumacı tarafınızı ne yapar? Ezer.
Ve siz artık gerçekten orada kendinizi yerlerde hissedersiniz, şoka girersiniz. Yani korkunç bir toksik ilişkinin içine birdenbire hani o çok sevdiğiniz, melek zannettiğiniz, artık inandığınız, güvendiğiniz insanın şeytan olduğunu görebilirsiniz. Onun bakışlarını görürsünüz, size karşı tavrını, acımasızlığını, aslında sizi size karşı hiçbir duygu beslemediğini o kadar açık ve net görürsünüz ki. Ve orada zaten bir hani donma yaşarsınız. Freeze dediğimiz olayda hani psikolojide savaş kaç, freeze. Çünkü savaşamazsınız. Savaşıp savaşmaya geçtiğinizde karşı taraf bu sefer ne yapıyor? Sizi aa bak işte sen bağırıyorsun, sen öfkelendin, sen kızıyorsun diye oradan da önünüz çeler. Kaçamazsınız çünkü ona göre zaten tam da böyle kaçamayacağınız bir yerde sizi sıkıştırmıştır. Ve dolayısıyla donarsınız orada. Ve psikolojide bu zaten travma yaratan, travma oluşturan bir modeldir. Yani bunu çocukluğunuzda da muhtemelen yaşamışsınızdır. Ve o donma anında artık tamamıyla şoka girmişsinizdir. Tamamıyla hani böyle bir kaynar sudan soğuk suya girmişçesine o güzelim kişi karşınızda şekil değiştirmeye başlamıştır. Ve siz gerçekten acı içinde kıvranıyorsunuzdur. Neye uğradığınızı bilemezsiniz. Ve o kişinin nasıl olur da hani sizi o kadar artık hani inanıyorsunuz ya, sizi çok seviyor, size değer veriyor, sizi beğeniyor, size saygı duyuyor ve sizin için, sizinle birlikte hayaller üreten o kişi nasıl olur da size öyle hakaret edebiliyor? Nasıl öyle sizin acı çekmenizden zevk alıyor? Nasıl o lafları söyleyebiliyor? Nasıl sizi suçlayabiliyor suçsuz olduğunuz halde? Burada bir şok yaşatır. Ve sizdeki bu işte arkadaşlar travmayı tetikler. Çocukluğunuzda yaşadığınız bir travmayla birleşerek siz gerçekten o an orada kala kalırsınız. Ve işte gri rock'un parçalanma, gri kayanın parçalanma durumu da böyle zamanlarda oluşur. Hani diyorum ya ben gri kaya modeline girin ve duygularınızı saklayın, narsiste göstermeyin. Çünkü narsist duygu vampiridir. Duyguları emer, onları yok etmek, onları parçalamak için sinsice bekler. Ve tam inandırıp tam böyle artık hani tamam ya bu düşman değilmiş, benim dostummuş dediği anlarda size saldırır. İşte arkadaşlar o yüzden de hani fazla gri kaya modelinde de kalamazsınız. Her ne kadar hani düşünün yani aylar, yıllar eşiniz birlikte yaşıyor, ne kadar kalabileceksiniz? Eninde sonunda bir şekilde hani orada da bir sizde bir patlama olacaktır. Ya da siz artık sinirleriniz bozulacaktır. Ama onun dışında hani böyle tekrar yeniden başlamış ilişkilerde tam böyle güvenerek başladınız ya da ilk başlarda narsistin en büyük darbesi budur arkadaşlar. Yani üç evreyi mutlaka yaşarsınız tekrar. Mutlaka ilk başta işte ne yapar? Size aynalar. Aa bak ben de senin gibiyim. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Benim de hayallerim böyle. Öyle inandırır ki işte ne bileyim yatakta sarılmasından tutun cinsel ilişkinize kadar her şeyiniz mükemmeldir. Size inandırıncaya kadar uğraşır arkadaşlar. İnanırsınız. İnanırsınız. Ve inandığınız anda zaten işte o sizdeki koruma mekanizması ortadan kalkar ve içinizdeki küçük çocuk ona inanır. İçinizdeki küçük çocuk ona inandığı zaman da ne yapar? Elinden tutar gider. Artık kendini güvende zanneder. Ama değildir arkadaşlar. O size uzattığı, o küçük çocuğa uzattığı şeker, her neyse işte çikolata, şu bu zehirlidir. Ve onu yediğiniz an, onu zaten artık tamam aldığınız an işiniz bitmiştir. Ve tekrar sizi orada bir yaralamayla ne yapar? Gömer arkadaşlar. Ve gerçekten zaten bana gelen danışanlarda gördüğüm durum bu. Çok böyle tepelerdeyken, uçurup uçurup tepelerden bırakılan danışanlarım yerlerde acı içinde kıvranarak gelirler. Ve bu durum hani öyle karşıdan sanıldığı gibi bu işi yaşamayanlar ne yazık ki algılayamazlar. Çok farklı bir zehirli bir ortamda zehirlenerek bana gelirler ve oradan çıkmaları tabii ki zaman alır. Ve tabii ki dediğim gibi ne oluyor? Yine o kişi iyileşiyor, kendine geliyor ve karşıdaki kişi tam darpını gerçekleştiremediyse ve hala sizden alacağı varsa o sefer ne yapıyor? Yine sizin o merhametinizden siz kendinizi orada iyileştiriyorsunuz. Yani bir şekilde iyi oluyorsunuz zaten, öyle kalmıyorsunuz. Çünkü sizdeki iyileştirme gücü o kadar fazla ki. Ama bunu kendinize bilmeyi bilmiyorsunuz çoğu zaman. Hep o sevgiyi, hep o işte iyileştirme gücünü başkalarına harcamak için kıvrandığınız için kendinizi bir kenara koyuyorsunuz. Onu hep başkasından bekliyorsunuz. Halbuki o sevginizi onlara vermektense başkaları birazcık kendinize yönlendirdiğinizde zaten ayağa kalkıyorsunuz. Ve bunu birlikte çok iyi yapabiliyoruz. Siz de yapabiliyorsunuz. Ben sadece önünü açıyorum. Ve İşte o an tekrar tehlike çanları çalıyor. Ya yine aynı tip bir kişiye gidiyorsunuz, yine narsistik özelliği olan kişilere, ya da
eski ilişkinize geri dönüyorsunuz. Çünkü onu affetmiş oluyorsunuz. Çünkü bir yandan siz hep böyle karşı taraf manipüleci olduğu için sizi senin yüzünden ben böyle oluyorum, davranıyorum hissini verdiği için de durmadan bir yandan da kendinizi ne yaparsınız? Yontmaya başlarsınız. Kendinizi ayağa ben de böyleydim de şöyle acaba ben mi narsistim bile diyorsunuz. Çünkü gelenler genelde öyle geliyorlar. Karışıyor artık. Kim narsist kim değil. Herkes kendinden şüphelenmeye başlıyor. Çünkü narsistin yaptığı şey yer değiştirmek arkadaşlar. Yani siz narsist gibi davranmaya başlıyorsunuz. Sinirli, bağıran, çağıran, kızgın. Narsiste böyle keyfi geliyor. Artık sizi o hale getirdiği için, sizi dağıttığı için, sizin kontrolünüzden çıkmanı sağladığı için keyfi yerine geliyor. Çünkü sizdeki bütün o değerlik duygularını kendine mal ediyor ve böyle bir beslenme onu doyurmuş oluyorsunuz. Ama siz ne yazık ki orada hani kanı eminmiş gibi işte posası kalmış bir şekilde yerde kalıyorsunuz. Ama tabii ki kendinizi, sizdeki o gücü narsist ne yazık ki kendinde olmadığı için bilemiyor. Çünkü siz kendinizi tekrar tekrar hani derler ya küllerinden yeniden doğmak, bu özelliğiniz var. İşte o yüzden de diyorum ki hani bu tekrar tekrar giden ilişkilerinizde lütfen biraz daha düşünün. Biraz daha şöyle bir oturun, yazın hatta olan biteni, kötü olanları yazın ki unutmayın arkadaşlar. Unutursunuz. Unuttuğunuz için de tekrar tekrar bu ilişkiye koşarsınız. Çünkü yanınızdaki kişinin stratejileri, teknikleri ne yazık ki çok böyle hani sizin travmanızla ilintili olanlar. Dolayısıyla da ona gidip bir şekilde yine inanmaya başlarsınız. İnandırır kendisine. Ve onu affetmeyin. Tekrar geri dönüş için planlar yapmayın arkadaşlar. Çünkü yine o çukura düşeceksiniz. O çukura yine sizi kendisi itecek ve o çukurdan çıkarmak için elini uzatan yine kendisi olacağı için orada zaten en büyük ayrıntı. Yani siz ona çukurdan sizi çıkardığı için minnet duyuyorsunuz. Ama o çukura sizi itenin o olduğunu lütfen unutmayın. Sizi arkanızdan o çukura iten, orada kalmanızı sağlayan ve mutsuz olmanızı sağlayan o kişinin ta kendisi. Bana elini uzattı, beni o çukurdan çıkarıyor, bana yardımcı oluyor diye sakın ona minnettar kalmayın. Çünkü o çukura sizi tekrar itecek. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Videoları paylaşmayı, üye olmayı unutmayın. Bay bay.